Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu doğal unsurlar. Bakalım doğal unsurlar nelermiş? İnsan yaşantısına ne gibi etkileri varmış? Hava koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, dağlar, ovalar, bitkiler, hayvanlar, toprak doğal unsurlar oluşturmaktadır. İnsanlar yaşamlarını bulundukları yerdeki doğal unsurlara göre şekillendirmektedirler. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan insanların beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçları farklılık gösterir. Bunun sebebi ise doğal çevrenin farklı olması, yani doğal unsurların farklı olmasıyla ilgilidir. Örnek vermek gerekirse çok soğuk bölgelerde insanlar kalın kıyafetler tercih ederken sıcak bölgelerde daha ince kıyafetler tercih ederler ve giyinirler. Sıcaklık insanların yaşadıkları evleri de etkilemektedir. Sıcak bölgelerde örneğin insanlar çadırlarda daha ince yerlerde yaşarken, kutuplarda yaşayan insanlar buzuldan evlerde, yani hani iglo dediğimiz evlerde yaşıyorlar. Bir diğer örneğimiz ise akarsu kenarında yaşayan insanlar daha verimli topraklara sahiptir. Ama dağlık bölgelerde yaşayan insanlar daha çok hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Bunun sebebi de verimli topraklara sahip olmamasıyla ilgilidir. Dağlık bölgelerde nüfus ve yerleşme azdır, ulaşım da güçtür. İlk doğal unsurumuz hava koşullarıdır. Sıcaklık, yağmur, kar, rüzgar olaylarıdır. Bir bölgenin iklim, hava koşulları, orada bulunan insanların yaşamlarını etkilemektedir. Kıyafetleri, yiyecekleri, geçim kaynakları iklim koşullarına göre şekillenmektedir. Soğuk bölgelerde insanların daha kalın kıyafetlere, sıcak bölgelerde yaşayan insanların daha ince kıyafetlere ihtiyaçları vardır. Bir diğer unsurumuz ise yer şekilleridir. İşte ova, dağ gibi unsurlardır. Ovalar tarıma elverişli ve yerleşime uygun alanlardır. Buralarda daha çok sanayi, ulaşım, ticaret yapılmaktadır. Dağlar hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı alanlardır. Bitki ve hayvan türü bakımından zengindirler. Bir diğer unsurumuz ise su kaynağıdır. Su kaynakları bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için ortak paydada suya ihtiyaçları vardır. İnsanlar yerleşim yerlerini belirlerken de bu su kaynaklarına yakın yerleri tercih etmişlerdir. Akarsular, göller ve barajlar insanların su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yağmur bitkiler için vazgeçilmezdir ve zaten barajların dolmasına da etkilidir. Kar dünyanın su ihtiyacını karşılar ve kış turizmine de etkisi vardır. Akarsuyun bulunduğu bölgelerde toprak verimliliği fazla olduğu için tarıma da elverişlidir. Bir diğer unsurumuz ise topraktır. Tarım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için en önemli unsur topraktır. Akarsuların bulunduğu bölgeler tarıma elverişlidir. Rüzgarlar toprak oluşumu, bitki tohumlarının yayılması ve elektrik üretiminin yapılmasını sağlamaktadır. Konu anlatımımız doğal unsurlar için bu kadardı. Şöyle bir etkinliğimiz var. Dilerseniz sizler bu etkinliği defterinize yazabilirsiniz ve çözümünü yapabilirsiniz. Çözümünü yapamadığınız yerlerde bize de ulaştırabilirsiniz. İyi günler diliyorum.